Ya yine getirdin beni bir bilinmeze. Sen kendin gelip alsaydın şu kapının masrafını. Korkuyorum ya Fikri Usta. Yani buraya giren çıkan belli değil biliyor musun? Psikolojik kliniği bura. Ben deliden çok korkarım. Küçükken pazarda beni deli yalamış böyle hah diye biliyor musun? Ya sen ne cahil. Bir adam böyle oldun sen ya. Onlar deli değil danışan arkadaşım ya. Ya belki herkes her sorununu kendi çözemiyor. Yani yardım almak çok mu kötü? İnsanlar buraya geliyorlar sorunlarından, dertlerinden kurtuluyorlar. Korkuyormuş. Sen kendinden kork. Tamam ya tamam arkadaş özür dilerim tamam. Sen ne durmuşsun ya bana Fikri Usta? Bir laf söyledik pişman ettin ha. Tamam. İki dakika otomatın parasını alıp çıkacağız. Yanımda dur işte ne var? Hem beni biliyorsun. Ben biraz sert konuşurum. Sen bana mukayyet olacaksın anladın mı? Ha benim bu dilim var ya bu dilim. Görüyor musun? Bazen yılan gibi tıslar, gerektiğinde de akrep gibi sokar böyle Allah diye. Hoş geldiniz yönetici Bilal Bey. Vallahi hiç hoş bulmadık hocam, kusura bakmayın. Yani sizin bu hastalarınız bize olay oldu ya. Gir çık, gir çık, otomatı bozmuşlar. 1250 TL masraf var, öyle dedi Fikri Usta, doğru muyum? Doğru efendim. 1250 TL. Biz onu almaya geldik, lütfen. Ne kadar da incinmiş küçük yüreği. Belli ki apartmandakiler başının etini yemiş. Ama o her şeye rağmen son ana kadar idare etmiş durumu. Ne yapıyor lan bu? Yalnız 1250 de az değilmiş ha. Hocam. Hocam burada mısınız? Oğlum kadın kilitlendi kaldı ha. Kirayı da yatıramadık bu hafta. Vergisiydi, stopajıydı. Az oyalamam lazım bu ödemeyi. Kadın şoka girdi tabii. İnsani ilişkiler sıfır. Psikoloji sıfır. Ya bir kadına merhaba de önce. Kolay gelsin de. Hemen de zart diye parayı dedin ya. Oğlum ne psikolog sevdalısı çıktın sen de ha. Bilal Bey. Efendim. Siz ne iyi kalpli, ne kaliteli, ne samimi bir yöneticisiniz. Sizin gibi bir yöneticimiz olduğu için çok şanslıyız. Teşekkür ederim, sağ olun. ama biz şu 1250'yi alabilir miyiz lütfen hocam? Hocam. Ya kadın sana burada iltifat düzüyor, övgü düzüyor. Ya sen psikoloji gerçekten bilmiyorsun böyle şeyleri. Evet böyle maganda gibisin, para diyorsun kadına ya. Bana bak, bak. Gel bakayım şuraya sen. Bak yine girdiğimiz evlerdeki karakterlerle bağ kurmaya başladın sen. Aklına mukayyet ol, beni hasta etme. Geçir ya. Hadi lütfen buyurun oturun şuraya. Neyse hadi 5 dakika oturalım. evet. Siz anlatmaya hazır olduğunuzda ben sizi dinlemeyi çok isterim. Vallahi çok da anlatacak bir şey yok aslında. İşte 1250 TL masraf var. Şu an tek derdimiz bu. Bunu halledersek bizim için sorun yok. Her dert kendi içinde başka bir dert açar aslında. Muhakkak, çocukluktan kalma büyük yaralardır insanın yüreğinde kanayan. Doğrudur da. Hocam çok haklısınız gerçekten. Bir şey söylemek istiyorum ben de tam bunun üstüne. Şimdi ben küçükken okulda benim soluğumu çalmışlar. Sonra beden dersinden eve dönerken susuzluktan dudaklarım çatlamış. Acaba diyorum hani sanırım bu yüzden mi ben okulu bıraktım ve eğitim hayatım bitti? Sanki senin okulu bırakasın varmış gibi yani uzman değilim ama. Ha ne bileyim bir suluk çalındı diye okul bırakılmaz diye düşünüyorum. Sudan sebep bu. Sen çok iyi bir insansın Fikri. Tanımıyorum tabii konuş oradan. Nasıl da o küçücük yüreğine acılar sığdırmışsın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öyleydi gerçekten. Maviydi. Suluğumun rengi maviydi evet. Hatırladım. Tamam. O günler unutulur mu? Çok zor günlerdi oğlum. Kes lan zırlamayı, ne yapıyorsun oğlum sen? Bir kendine gel ya. Oğlum otomatın parasını alıp gideceğiz. Bak böyle şeyler yapma ne olursun. Evet hocam. Dediğim gibi otomatın parasını al. Geri dur, al geri dur. Dedelerim geçecek. Hoş geldin Çiçek. Hoş geldin Feridun. Hoş bulduk.
Hoş bulduk hocam. Ya artık. Ne yapıyorsun ya? Hocam artık benim burama kadar geldi ya. Ben doldum taştım, benim iflam kesildi. Kusura bakmayın, sizin de seansı kestik böyle ama bizim durum acil biraz. Yok ya, bizim seans değil zaten. Otomatik şimdi para... Hocam şöyle bir şey var. Evet. Biz sizin verdiğiniz ilaçları hocam alıyoruz ama bu dedeler olayı bir türlü kapanmadı. Ya sürekli dedeler. İşten yorgun argın eve geliyorum. Yemeğimi yiyorum, diyorum bir sütlaç var mı? Yok. Niye yok? Dedeler iş kitledi, yetiştiremedim diyor ya. Fikri, bu dedeler medeler ne iş lan? Oğlum 1250 lira için çarpılmayalım ha şimdi burada. Sakin ol Feridun Bey. Ya of. Halledeceğiz hepsini. Çiçek, ne yaptın sen görüşmeyeli? Konuşayım mı? He? İyiyim diyeyim mi? Bana ne dilsin? İyiyim. Ermişler seni seviyorlar. Senden konuşmama izin veriyorlar. Ermişler? Ha, buna gelmişler. Ya sen bir susar mısın arkadaşım ya? Belki kadına ermişler geliyor. Yapma ya. Belki mübarek zatlar kadının gözüne görünüyor. Hissedebiliyorum buradaki varlıklarını. Yapma. Yapma ne olursun. Bak öyle hareketler yapma. Biliyorsun ben çok korkuyorum. Yapma ne olur Fikri Usta. Çiçek, hala görmeye devam ediyor musun ermişleri? Tabii. Bana daha yeni koca bulacaklar. Buyur. Hocam şimdi laf aramızda, bu kadın gece uyurken bana bir şey yapmaz değil mi? Yani gazetelerde, televizyonlarda hep bunları okuyoruz çünkü ya. Haklı olarak korkuyor. Ben de olsam altıma ederdim. Ama karın ermişlere karışmış. Önce onu bir sor değil mi? Öküz. Yine de onu sakinleştirmem gerek. Bu yine daldı gitti ya. Bu öyle bir şey değil. Çiçek, ermişler neden yine gelmişler? Benim için beni baş göz etmeden de gitmeyeceklermiş. Söz verdiler. Bu kız da bu Hanzo'dan kurtulmak için ermişler ayağına yatıyor olmasın? Neyse, bilincinin kara kutusunu açarım birazdan ben. Böyle buradan bir sıcaklık geliyor bana doğru. He? Ermişleri hissediyorum ben. I see that people. Yapma ya, yapma oğlum şunu yapma bak. Ne olursun çok korkuyorum. Kim var lan odada? Dur söyle. Ay, inanmıyorum. Ermişler dedi ki, benim yeni kocam bu odadaymış. Ben evliyim arkadaş. Yalan söylüyor, evli değil bu adam aslında. Neden ya, neden oğlum, neden lan? Bunu bana neden yapıyorsun ya? Neden sürekli beni satıyorsun? Yine beni ilgi odağı olduğum bir yere getirdin. Bu kadar ilgi istemiyorum ben. Böyle bir erkek değilim ben. Ya, ah, hareketlere bak. Tamam ya, kavga etmeyin, kavga etmeyin. Bunun durumu belli, bunun kafası sütlaca dönmüş. Ha, konu geldi mi gene sütlaca? Hocam, şimdi benim bir zevkim akşamları bir sütlaç yemek. Ya ben o evlilikte bir sütlaç yemeyeceksem öyle evlilik istemiyorum hocam ben ya. Dur, dur Feridun Bey, dur sakin ol. Evet. Çiçek, sen gene ilaçlarını almayı mı bıraktın? Ha? Evet. Ermişler öyle dediler. Gerek yokmuş. Birleşmiş Milletler'den karar çıkmış. Bugün yarın beni istemeye gelirlermiş. Ha? Birleşmiş Milletler'in de işi gücü yok. Dünyadaki açlık bitti. Kıbrıs meselesi, Kore Savaşı her şey bitti. Buna koca bulacak. Ya sütlacı iyi olmasa ben bu kadınla bir saniye durdum. Ne sütlaçmış arkadaş ya. Adamın evlilikte tutunduğu şeye bak. Sütlaç, pirinç yani. Hocam, aklınıza mağruna ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben de çok eskiden annemden sütlaç istemiştim. Evde süt yok diye yapmamıştı. Bundan sebep ben de ahırdaki bütün inekleri sattım ve parasını gece pavyonda yedim. Acaba diyorum, bundan sebep mi gece karanlıktan çok korkuyorum? Oğlum, bayağı senin hovardalık yapasın varmış. Sen sütlacı bahane etmişsin ya. Ayrıca öyle çocukluğunu mocukluğunu anlatıyorsun, seansı bedavaya getiriyorsun, uyanmıyorum sanma. Feridun, sütlaç yemek senin en büyük hakkın. Ay ağzım bal yesin. Merak etme, bunu başaracağız. İnşallah. Birlikte, İnşallah. Birlikte başaracağız. İnşallah. Sütlacı yiyeceksin. Ya sütlaç yemek ne kadar zor olabilir? Ne konuşuyor ya bunlar? Hı? He? Kim? Ah, hangisi? Kız oğlan. Nasıl? O mu engel oluyor mutluluğuma? Kim ya? Ne oluyor lan?
Demek onu ortadan kaldırmalıyım. Bilal Bey seni çizdiler. Ulan sessiz sinemayla infazım verildi resmen ya. Demek sen mani oluyorsun mutluluğuma. He? Ermişler yalan söylemez. Hanımefendi cinayeti azmettiren ermiş mi olur? Sen ermişleri kızdıracak ne yaptın acaba? Ya gerzek gerzek konuşma. Ben görmediğim adamı nasıl kızdırabilirim ya? Merak etmeyin Bilal Bey, sanrı bu. Korkmayın. Ama korkuyorum yani, elimde değil. Hocam bir metot falan bir şey uygulasanız. Bakışı bakış değil, yemin ediyorum ya. Otur, korkutma insanlar ya. Korkutma hocam, siz şimdi bu geçen sefer verdiğiniz ilaçlardan daha iyisini verin bize, biz eve gidelim. Tencereye süt koyduk da sütlaç yapacağız, bozulmasın. Ya arkadaş, gerçekten şu an tek derdin sütlaç mı ya? Evet. Seni sütlaça batırır, boğarım bak çocuk. Geliyor boğa. Hocam, hocam, hocam. Hocam geliyor boğa doğru. Ermişler seni affetti. Beni cana verdiler. Canmış bu odadaki. Oh, canına rahmet, oh. Bir dakika. He? Hanımefendi. Belki Ermişler başka bir sebepten dolayı bu Bilal Bey'in infazını istiyorlar. Sen ne ya? Sen niye kaçıyorsun oğlum? Sen neyin peşindesin ya? Şuradan bir koyarım sana, vallahi Ermişler'le kavuşursun. Otur yerine. Hala karıştırıyor ki o beni vursun. Çiçek, sen ne iyi kalpli, ne mükemmel bir insansın. Şimdi sana yeni ilaçlar vereceğim. Bunları iç, güzelce uyu, sonra dinlen. Haftaya bekliyorum seni, tamam mı? Hocam çok özür dilerim. Hocam, kadın olmayan ermişler görüyor. Onlardan direktif alıp adam öldürecek boyutta bir hasta. Acaba ilaç al, uyuyla geçecek bir şey mi bu? Belki de geçmez. Bir kliniğe falan mı yatırsanız diye düşünüyorum. Amatör olarak tabii. Sevginin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur Bilal Bey. Ya muhakkak da ama kadın öldürecek. Ben çiçeğe inanıyorum. Gidelim mi? Ha, geç oldu. Amaç var akşam. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Biz gidelim. Hadi bakalım. Bir süt açar mısın şu köşedeki pastanede? Ye. Feridun! Askeri dur, dedemle geç. Selamun aleyküm Ermişler. Ya yapma lan şunu. Hanımefendi, ilaçları alın, tamam mı? Dedeme de yok ha. Dede falan kalmadı. Halüsinasyon onlar. Vurma lan, kime vuruyorsun sen? Ne vuruyorsun oğlum? Ne olması be? Kim vurdu lan bana? Ben mi vurdum? Sen vurdun tabii, kim vuracak? Hep senin o dilin yüzünden oluyor bunlar. O dilin var ya, akrep gibi. Yılan gibi dilin yüzünden oluyor. Ne oldu? Hadi tısta bakalım, tısta. Yapma lan, tamam. Hocam, biz şu parayı alıp gitsek mi acaba? Apartmanda işleri bekliyor, 1250 TL. Burada yazdığım gibi. Aslında ikinizin de içindeki o derin yaraları görebiliyorum. O küçücük yüreklerinizde ne acılar var kim bilir. Anlatmak isterseniz dinlemek istiyorum. Hocam bir... Sen bir duruyorsun. Sen bir saniye. Hocam kusura bakmayın ya. Burada iki seansta 1200'lük olup alacaklıyken borçlu duruma düşmek istemiyorum. Ne olur verin paramızı artık. Vallahi ağlayacağım şimdi. Yeter, paramı verin ya. Parayı almadan gitmeyecek bu belli ki. Ne oluyor oğlum burada? He? Hocaya artistlik mi yapıyorsunuz? Vallahi sıkarım ulan kafanıza! İsmail, sen hani bu şekilde buraya bir daha gelmeyecektin? Abi bir problem mi var ha? Ne oluyor? Emirelim mi abi? Yok, yok oğlum yok. Çıkın. Çıkın oğlum. Lan çıkın oğlum lan! Çıkın! Çıkın! Hocam dinimi imanıma, ben bunun kafasına sıkıyam. Neden hep ben ya? Neden hep beni buluyor bunlar ya? İsmail lütfen sakin ol. Hadi ver o silahı bana. Buyur. Oh be. Sırt lan. Ne sırt lan? Sırt hadi. Sırt bu adamın kafasına sırt. Merak etme, test psikoloji yapıyorum. Şu an en doğru metot bu değil mi hocam? Hayır değil. Allah belanı vermesin arkadaş ya. İsmail o silahı bana vermezsen başladığımız yere döneriz. Tamam hocam. Dinime imanıma. Allah sen varsın diye bırakıyorum hocam. Evet. Allah sen varsın diye bırakıyorum. Ne arkadaş? Yoksa ben bunların kafasını sıkarım hocam. Ya bu nedir ya? Adam cephanelik gibi geziyor. Anlaşılan bugün fazla agresif.
Aslında iki korkutsam, yönetici 3 ay kara gelmez bir daha ama klinik mimlenir. Hocam, Allah Muhammed aşkına evet deme. Bir daha aidat bile istersem en adi şerefsizim. Bilal Bey, otomatına terbiyesizlik yapma lan! Sen benim iç sesimi duyuyor musun lan? Bu kadar yüksek iç ses mi olur oğlum? İsmail, lütfen hadi koş şu silahı, bırak. Siz de gelin lütfen, oturun. Küçük bir ataktı bu, geçti. Küçük mü? Neyse, sonra konuşuruz ayrıntılarını hocam. İsmail, bugün randevumuz yoktu bizim seninle. Neden geldin? Yok, vallahi demeyeyim hocam. Pazarsın. Hocam, bu panikli ataklar yine geliyor bana ama... Hocam, ben senden habersiz elektro çektirdim. Ne yaptın İsmail? Sana kaç defa söyledim. Sorun senin kalbinde değil, aklında. Sen sana öğrettiğim egzersizleri yapmıyor musun be delikanlı? Yaptım hocam, yaptım. Dinime imanıma yaptım. Habları da aldım, evi de geldi. Ama hocam, yani bu sefer çok fenaydı hocam. Onlar benimle uğraşıyor, ben onlarla uğraşayım. Ben onları demediğim yollayayım. Hocam gidiyor antrenman yapıyor, güçleniyor. Yine geliyor hocam, yine geliyor. Aman, vallahi panikle matak geliyor. Aman ha. Geliyorlar, geliyorlar. Aha da geldiler. Vallahi hadi egzersizimizi yapalım. Hadi ya yaparsan bana bak, bir. Adamları bizi yaşatmaz. Hocam bir şey yap, ne olursun. Hocam, bir şey egzersiz yapıyoruz. Hadi yapalım. Sayalım 5'e kadar. Hadi, hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Ver kutur. Geçti mi diyorsun? Vallahi geçti ya. Oh, çok şükür Allah'ım ya. Vallahi geçti. Doktor my doctor ya. Mafya babasında komedisi hiç çekinmiyor ya. Yani. Doktor... Önemlidir. Alo. He? Oğlum, ben size mekanı basın, altısını da öldürün dedim. He, sakin olmayın oğlum kimseyi he. Kapat. Delikanlı İsmail. Ne iyi bir yüreğin var senin. Hocam. Kim bilir ne acılar sığdırdı o küçücük yüreğine. Hocam, bir bakar mısınız? Adam az önce 6 kişinin ölüm emrini verdi. Kimse sağ çıkmasın dedi. Şu iyi kalbi bir daha mı düşünsek acaba? Hocam, demek o benim değersiz babam yüzünden ben böyle olayım ha? Bir dakika ya. Değersiz babam olur. Şişt, sen karışma. Bir dakika. Bilal Bey, bir dakika. Psikoloji biliyoruz burada. Tamam, biliyorum. Gel. Baba evin direğidir. Baba gerekirse bir aynadır. Tamam. Baba can yarısıdır. Tamam, baba gölgedir. Ulan ben o baba... Vallahi geliyorlar bu sefer. Panikten atak geliyor tek tek. Bu sefer değişik geliyorlar. Iğıl ığıl geliyorlar hocam. Hayır, hep birlikte. Hep ığıl, senin öğüdüğe senin. Baba evin direğiymiş de baba bilmem neymiş. Sana ne ulan? Hadi nefes alıyoruz. Vallahi 5'e kadar say. Hadi. Bu sefer ben gideyim hocam ulan. Say, say, 5'e kadar say, 5'e kadar. Sizin yüzünüze ulan, sizi bu sefer öldürürüm ulan. Küt seten. Sus. Yeter artık ha. Şuna bak. Biz de boş adam değiliz koçum. Sen kimin apartmanında kimi artistik yapıyorsun ha? Bir de bana posta koyuyor. Hey. Yakarız lan ulan. Tamam, sen karışma. Dur. Yakarım beni ertesi. Tamam, bir daha. Kimsiniz lan siz? Adamlarını da çağırın. Tamam, Fikri çağırma ne olur. Yakarız lan buraya. Çağırma Fikri. Niye yapıyorsun bunu Fikri ya? Ya bunu neden yapıyorsun? Öldürteceksin beni. Bilal Bey, sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun hocam? Bir kendine gel artık ya. Kaşları üzgün modal. Böyle dur. Anlat çocukluğunu, anlatayım çocukluğumu. Anılarını anlat, anlatayım anılarımı. Sarıl, milleti gazla, oh! Ya arkadaş, uyku ilacıyla ve sevgiyle şizofreni çözülmez. Hem bütün sorunlar çocukluk kaynaklı mı ya? Bunun normal olanı var. Durup dururken depresyona gireni var, mobbinge uğrayanı var, ilişki sorunu olan var. Lütfen ya! Lan! Sen de gidiyorsun orada takır tukur milleti öldürüyorsun. Geliyorsun burada, işte benim babam öyleydi, ah kalbim. Yok ya! Hocam bir kendine gel, ayağa kalk, bir de hareket, enerji!
Hocam Allah da seni güldürsün. Vallahi iyi geldi geçti. Vallahi geçti ya. İsmail, demek ki senin bu atakların bu stres altındayken geçiyor. Tedavi oluyor. Bugün seninle çok ama çok büyük bir yol kat ettik. Siz mi yol kat ettiniz hocam? Şurada performans sergiledik. Siz mi yol kat ettiniz? Sen çok iyi yürekli bir adamsın. Delikanlı İsmail. Bak hala adam katil diyorum ya. Ulan hayatımı kurtarmayasınız da size gösterirdim ben ama. Oğlum. Hayatta kaldınız, kurtuldunuz. Gerçekten onlara çok şey borçlusun İsmail. Gel seninle biraz aşağı inelim mi? Kek var, börek var. Onları yersin, biraz şekerin düzelir. Hadi gel, hadi. Buyurun hocam, başım üstüne. Aslında şu 1250'yi de biz o arada... hocam. Ya arkadaş yine alamadık paramızı ya. Yine alamadık ya. İnat ettim ulan. O parayı alana kadar buradan çıkmayacağım. Senin bu para hırsının yüzünden var ya, geberip gideceğiz hepimiz. Ya biz geber... Hayırdır emmi? Ne? Siz neye baktınız? Buyurun. Emmi mi? He, emmiler oğlum görmüyor mu? Emmiler mi? Oğlum emmi işte görmüyor mu ya? Ne görmesi be? Elmişler geldi sana. Elmişler geldi, seni infaz edecekler. Ben kaçıyorum Bilal Bey. Bilal, Bilal, Bilal. Birleşmiş Milletler'den haber geldi. Bana da mı? Sen artık apartman yöneticisi değil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterisin. Sana bir eş de ayarladık. Şimdi yorulacağım sizi, şimdi yorulacağım. Ama buradasınız siz anlamadım. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.